Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ülkemize de sıçrayan bir virüs olarak koronavirüsü var. Bu koronavirüs durumundan çeşitli videolar yapmaya çalıştık bu zamana kadar ama son dönemde pek fazla birçok insanımızın uygulamaktan üşendiği, belki de önemsemediği durumlar karşılaşabiliyoruz. Biliyorsunuz görevliler bu dönemde kalabalık ortamlara girmeyin, daha doğrusu evinizde kalın diye çağrılar yapıyorlar, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere. Zaten 2-3 haftalık bir dönem aslında, çok uzun bu da dönem değil. İnşallahurrahman tabii ki. Peki bu konuda bu iş bizi nerelere götürebilir? Bu kurallara uymazsak, evimizde kalmazsak mümkün mertebe, tabii ki çalışanlar hariç, mecbur işe gitmek zorunda olanlar hariç, evimizde kalmazsak başımıza ne gibi şeyler gelebilir? Hem dünyada hem ahirette ve nelere sebep olabiliriz ile ilgili sizlere bir takım ayet ve hadislerden bahsetmek istiyorum. Şaşıracaksınız belki ama durum oralara kadar gidebiliyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, Bakara suresi 217. ayet. Evet, 217. ayet Bakara suresi. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Ne alakası var diyebilirsiniz. Çok alakası var. Şöyle ki baktığımız zaman şöyle hayatımızda dışarıya şöyle bir göz ucuyla baktığımız zaman camdan bakıyoruz ki insanlar dolaşıyor. Her şey normalmiş gibi hayat devam ediyor. Fakat biz evde oturup kurallara uymaya çalışıyoruz. Şimdi burada camdan dışarı bakan kişi diyecek ki kardeşim, affedersiniz ben enayi miyim? Ben niye evde oturuyorum? O niye uymuyor? O zaman ben de çıkıyorum kardeşim dışarı deyip bir kargaşa yol açılabilir ve o karşılaştığınız kişiyle de tartışabilirsiniz. Balkona çıktınız, o kişiye bağırabilirsiniz. Hey sen ne yapıyorsun? Ne işin var dışarıdan? Ben evde oturuyorum, sen dışarıda geziyorsun. O sana ne falan derken, bir küfürleşme falan derken bir kargaşa, bir fitne fesat, ortalık karışabilir. Olmayacak şey değil bu. Çünkü bir toplumda bir kural varsa, devlet bir karar açıklamışsa bütün o ülkenin fertleri, bütün o millet o karara uymak zorundadır. Tabii ki bizim için önemli olan İslamiyet'e dışında bir karar olmasın. Bu kararda da şu anda öyle bir şey yok gözüküyor. Bu bizim sağlığımız için almamız gereken bir önlemdir. Yarın öbür gün bir insan bu hastalığa düştüğü zaman da Allah'ım sen bana yardım et demeye bence yüz olmaması lazım. Sen önlemini aldın mı? Sen gerekli tedbirlerini aldın mı? Ki Cenab-ı Allah'tan şifa bekliyorsun hala. Dolayısıyla bu iş fitneye kadar uzatabilir. Ve fitne de adam öldürmekten daha kötüdür. Niye öyle? Çünkü adam öldürdüğü zaman bir insan birisini öldürüp birçok insan, gerçi Kur'an-ı Kerim'de de öyle belirtiliyor. Bir insanı öldürmek bütün insanı öldürmek gibidir. Böyle tehlikeli. Fakat burada öyle bir durum var ki kargaşa çıktığı zaman Müslüman olanların bile Müslümanlara karşı art niyetli bakmasını sağlıyor insan. Mesela Umre'den gelen kardeşlerimizi de gördünüz. Bundan gelen kardeşlerimizde bir takım videolar yayıldı ve herkes bir anda sanki bu virüsü Umre'den gelenler çıkartmış gibi Umre'den gelen vatandaşlarımıza saldırmaya başladılar. Sallamaya başladılar. Dolayısıyla fitne her an çıkmaya müsaittir. Buna sebebiyet verilmemesi lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bakın, hatta Ebu Davud'da geçen şu hadiste. Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Şu anki durumumuz o. Böyle zamanlarda kenarda kalan, ileri atılandan, oturan, ayakta olandan, ayakta olan da yürüyenden, yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Bu yüzden siz ne yapın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evinizde oturun. Efendimiz böyle buyuruyor. Ve böylece
fitneye karışmış olmayın. Fitneye karışmayın. Ebu Davud'da geçer. Sağlam hadis kaynakları. Bir başka hadis-i şerif yine sağlam hadis kaynaklarından biri. Nesai'de geçen hadis-i şerifte fitne zamanında evinizde oturun. Evinizde oturun. Günahlarınıza tevbe edin. Dilinizi tutun. Kendi işinize bakın ve başkalarının işine karışmayın. Yani ne yapmamız lazımmış bu zamanlarda? Evimizde oturup tövbe etmemiz lazım. Bu durum niye bizim başımıza geldi? Biz ilk zamanlarda ne diyorduk? Tamam, bu kafirler etti, yaptılar zulmü, ettiler çektiler cezasını. Fakat bu iş yayıldığına göre, Müslümanları da sıçradığına göre demek ki Müslümanlar en başta bu zulme sessiz kalmış. Zulme sessiz kalan da maalesef bu cezayı görebiliyor. Dolayısıyla Rabbim Celle Celaluhu hepimizi şu koronavirüs hastalığından korusun. Fitneye sebebiyet vermemek için de evimizde kalalım. Evimizde kalalım, evimizde kalalım. Bunu yapalım. Çünkü birimiz dışarıda gezip, birimiz dolaştığı zaman, birimiz hiçbir şey yokmuş gibi davranıp, kalabalık ortamlara girip, en böyle dolaşılmayacak merkezlerde dolaştığı zaman, hastalığa sebebiyet verecek yerler dolaştığı zaman, birimiz de evimizde oturduğumuz zaman, bu Müslümanlar arasında bir kargaşaya yol açar. Dolayısıyla fitneye yol açar. Fitneye yol açmak da çok büyük bir günahtır. Çünkü yine bakın Rad suresini onu da söyleyelim. Aklıma gelmişken Rad suresi 25. ayet. Bunda notlarımızı almıştık. Yeryüzünde fitne fesat çıkaranlara lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun. Direkt Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde yazar. Rad suresi 25. ayetine bakabilirsiniz. Ya ben fitne fesat çıkartmıyorum. Benim öyle bir amacım yok diyebilirsin. Ben sadece evde sıkıldım, daraldım, gidip dışarıda gezmek istiyorum. Yoksa boğulacağım diye şeyler söyleyebilirsiniz. Anlıyorum, niyetiniz o değil. Ama vermiş olduğunuz sebebiyet o. İstemeye istemeye fitneye sebebiyet verebiliriz. Benim anlatmak istediğim bu zaten. Yani dışarı çıkan fitnecidir demiyorum. Ama iş oraya gidebilir. Çünkü burada birileri uyuyor, birileri uymuyor. Dolayısıyla iki kişi arasında bir uyumsuzluk olduğu zaman Müslümanlar birbirine girer, ortalıkta kargaşa alır, başını götürür. Ve böylece bu hastalık daha da yayılır. Allah muhafaza eylesin. Celle Celaluhu. Amin, amin, amin. İşte konuya bu şekilde değinmeye çalıştım. Tabii önlemlerimizi alacağız. Dışarı çıkmazken evimizde mümkün mertebe meyveler tüketmeye çalışacağız. Uzmanların açıkladığı zaten internette de görebilirsiniz. Çeşitli listeler var. Hangi vitaminleri yiyip bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz diye. Çeşitli öneriler var zaten uzmanların. Bunları takip edelim. İnşallah biz önlemimizi alacağız. Takdir Allah'tandır. Tedbiri biz alalım. Takdir Allah'tandır zaten Celle Celaluhu. Rabbim Celle Celaluhu bir an önce bütün ümmeti Muhammed'in üzerinden şu koronavirüsü ve her türlü bulaşıcı olan veya bulaşıcı olmayan her türlü hastalıkları üzerimizden alsın ve bize her daim sağlıklı, sıhhatli, selamet dolu, hayırlı, bereketli uzun ömürler versin inşallah hepimize. Bugünler de geçecek. Bugünler de geçecek inşallah. Bugünler de geçecek ve sonunda selamete ereceğiz. Ama selamete erdiğimizde de bu zorluktan geçtiğimiz günleri unutmayıp artık şöyle tövbe edip sağlam, takvalı, salih kullar olalım hep beraber inşallah rahman. Yunus Emre Hazretleri'nde dediği gibi, sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.